Bekle. Sultanım. Perçema. Harekete geçme vakti geldi. Hatice Sultan yarın Beyhan Sultan'ın çiftliğinden ayrılıyor. Sarayına dönecek. Ne yapmamızı istersiniz? Nigar Kahve'nin yanına git. Karanlık çökünce evini götürün. Yarın bu iş bitecek. İbrahim Paşa'nın sonu geldi. Anladım sultanım. Derhal gidiyorum. Yalnız dikkatli olun. Kimseler görmesin sizi. Nigar'ı elimizden kaçırırsak her şey mahvolur. Gülşah'ın eline bırakma. Merak etmeyin sultanım. Ben bizzat alakadar oluyorum. Güzel. Benden haber bekleyin. Ne güzel vallahi. Burada tutulan sen misin, ben miyim belli değil. Ayağına kadar hizmet ediyoruz. Sanki ben istedim burada kalmak. Bırak da gideyim. Cehenneme gidersin ancak. O vakit öldürün de kurtulayım bu çileden. Bana kalsa çoktan keserdim nefesini ya. Hürrem Sultan, Hatice Sultan'ın dönmesini bekliyor. Yazık. Validemizin acısı dinmeden bir de İbrahim Paşa'nın yasını tutacak. Daya Hatun nasıl? Bir haber var mı? Validemizin ölümünden sonra ayrılmış. Şimdi sultanımızın hediye ettiği çiftlikte sefa sürüyordur. Herkesi kendin gibi bilme Gülşah. Daya Hatun validemizi çok severdi. Allah bilir ne haldedir şimdi. Kahrolmuştur. Sen kendi derdine yan. Hatice Sultanımız bunu öğrenince kelleni alacak. Neyse kaderim, yaşarım. Fakat ben evladımı düşünüyorum. Onun için korkuyorum. Hiçbir günahı yoksa benim. O haltı yemeden önce düşünecektim bunu. Şimdi dövün dur. Ne fayda? Gülşah. Kaç zamandır bu odada kapalı duruyorum. Artık elim ayağım tutmuyor. Müsaade et de bir gün yüzü göreyim. Olmaz. Kaçacak değilim ya. Ormanın ortasındayız. Hem de bu halimle. Şu yemeğini bir zıkkımlan da düşünürüz sonra. Annen gibi çok canla yakacaksın belli. Hünkârım, Mustafa ne vakit gidecek? Bu cuma selamlığına birlikte katılacağız. Akabinde yola revan olacak. Canım benim. Nasıl da heyecanlıdır şimdi. Daha dün gibi hatırlıyorum sizin Manisa'ya gittiğiniz günü. Rahmetli validemiz bütün gün ağlamıştı.
En azından Mustafa yalnız gitmiyor. Mahidevran yanında. Sizin haberiniz yok mu? Mahidevran Sultan evladının yanında olmak yerine haremde kalmaya tercih etti. Hünkârım, müsaadeniz olursa ben çocuklara bakayım. Beyhan Sultan, hemen dönmeyeceksinizdir umarım. Sizi kendi dairemde ağırlamak isterim. Teşekkür ederim. Ama pek kalmayacağım. Evlatlarım bekler. Keşke onları da getirseydiniz. Hünkârım, halacığım. Mustafa. Biz de senden bahsediyorduk. Bu cuma gidiyor musun? İnşallah. Çocuklar nerede? Uyudular mı? Evet sultanım. Bir arzunuz yoksa ben yemeklerini hazır edeyim. Kıymetli Hatice Sultanım, bu haberi size vermenin her türlüsü çok zor. Bu yüzden sustum. Söylemek istemedim. Zira Valide Sultanımızın acısını yaşarken bir de bu acıyla sizi üzecek olmak kahrediyor beni. Fakat size karşı yapılan bu hakarete daha fazla sessiz kalamam. Vicdanım bu yükü daha fazla taşıyamaz. Bağışlayın beni. Fakat bunu size söylemeye mecburum. İbrahim Paşa yıllardır sizi başka bir hatunla aldatıyor. Eğer bana inanmıyorsanız yazacağım yere gidin sultanım. Paşamızın birlikte olduğu hatunu kendi gözlerinizle görün. Hünkârım, Figani layık olduğu cezayı aldı. İlaveten bahsettiği ağayı da bulduk. Takip ediyoruz. Bizi İskender'e götüreceğinden eminim. Pargalı İskender Çelebi'yi kendine iyice düşman belledin. Yaptığı hizmetler ortada. İlaveten o senin ketudağın. Bu efendi hazretleri denilen zatla bir bağ yok. Olamaz. Bence bizzat kendisi hünkârım. Bütün alametler onu işaret ediyor. Bunu ispat et. Kellesini bizzat alacağım. Manisa'ya da beklerim halacığım. Kendi sarayımda ağırlamak isterim sizi. Gelirim elbet Mustafa. Sultanım.
Hatice'm, bir şey mi oldu? Hünkârım, akşam yemeğine kalacak mısınız diye soracaktım. Ona göre hazırlık yapalım. Başka vakit kalırız. Siz de yol yorgunusunuz. Dinlenin biraz bu gece. Hürrem! Gidiyoruz. Halacığım, arzu ederseniz siz de bizimle gelin. Başka zaman şehzadem. Zira diğer şehzadeleri ve Mihrimah'ı da görmek istiyorum. Onlar da sizi sual ediyorlar hep. Gelirseniz çok memnun oluruz. Bütün gece sizi bekledim. Neredeydiniz? Neden gelmediniz? Epey sürdü işlerim. Gece vakti yola düşmek istemedim, malum. Emniyet için tedbirli olmam icap ediyor. İlk kez geceyi dışarıda geçirdiniz ve bu mudur izahatınız? Ne vakit geldiniz? Epey geçti. Rast etmek istemedim. Kim olduğunu bilmiyorum henüz. Lakin biri var. Bence yanılıyorsunuz. Paşamız size ihanet etmez. Sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Neyiniz var? Geldiğimden beri tek kelime etmediniz. Evet Hatice. Sabah iyiydi. Ne oldu birdenbire? Sultanım, korkutuyorsunuz bizi. Siz çıkın. Bir mektup buldum Gülfem. Odamın eşyalarımın arasına konmuş. Nasıl? Kimden gelmiş? Bilmiyorum. Her kimse yazmamış adını. Ne yazıyor da böyle üzüldü? İbrahim'le alakalı. Başka bir hatunla münasebeti varmış. Beni aldatıyormuş, onu yazmışlar. Sultanım, böyle şeylere itibar etmeyin. İsimsiz bir mektup. Belli ki iftira bu. Ya da bir tertip. Gülfem'in hakkı var kardeşim. Boş yere üzüyorsun kendini. Ya doğruysa abla? Gülfem, sen biliyorsun ne yaşadığımızı. Meyhanelere gitmesi, dışarıda kaldığı geceler. Sultanım, tahkikat yaptırdınız. Fakat bir şey çıkmadı. Hem siz kendi ağzınızla söylemediniz mi yanılmışım diye. İbrahim Paşa'mız bana meftun demediniz mi? O vakit elinizde bir delil yoktu. Hala yok. Öyleyse ne bu Gülfem? Niye geldi bu mektup? Kim niye yazsın bunu bana? Sizinle alakalı olduğunu sanmıyorum. Bu tertip paşamıza karşı olabilir. Malum düşmanı çok. Hatun'un kaldığı yeri yazmışlar. Her kimse şu anda orada. Kimse emir ver getirsinler buraya. Hayır! Olmaz. Gelemez buraya. Kimse bunu bilmemeli. O halde yarın sabah biz gideriz.
Arabayı hazır etmişler. Çıkalım mı artık? Hatice'm, istersen yak o mektubu. Hiç gitmeyelim. Hayır. Gitmek istiyorum. Ben bu şüpheyle nasıl yaşarım? Ya doğruysa mektupta yazanlar? Hazır mısın buna? Zira neticeleri ağır olur. Dayanabilecek misin? Sen olsaydın ne yapardın abla? İnsan başına gelmeyince bilemez tabii. Ama ne olursa olsun giderdim ben. Ben de öyle yapacağım. Fakat sen burada kal. Yalnız gitmek istiyorum. Hatice. Lütfen abla. Sultanım. Ne oldu Sümbül? Bir havariz mi getirdin yoksa? Ha yok. Bir emriniz var mı diye sormaya gelmiştim. Neden ses seda yok hala, yoksa okunmadın mı? Mesele nedir sultanım? Ben yardımcı olayım. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Ha yok, bir malumatım yok. Fakat dün gece buradalardı. Hünkârımızla görüştüler, sonra çıkıp gittiler. Peki. Hatice Sultan'ı gördün mü? Geldi mi buraya? Ha yok, gelmediler. Neden sual ettiniz? İbrahim Paşa yıllardır sizi başka bir hatunla aldatıyor. Eğer bana inanmıyorsanız yazacağım yere gidin sultanım. Paşamızın birlikte olduğu hatunu kendi gözlerinizle görün. Ne yapıyorsun sen? Vuracağım seni. İlla elini kolunu bağlattıracaksın.
sultanım.